Evet arkadaşlar, ben acemi bir YouTuber, amatör takılan biri. Elektrikli araçlar etkinliğine 4 yıldır geliyorum. Bütün hepsine katıldım. Buna da şu an katılmış bulunmaktayız. Bir aracımızı deniyoruz. Evet, aracımız hakkında bilgileri alalım. Sürücümüz kimdir? Ömer Faruk benim adım. Nereden geldin test için buralara? Zeytinburnu'ndan geldim. Yani İstanbul'daydın. Bak ben Düzce'den geldim. Görüyorsun değil mi fedakarlığı? Tabii sabah Düzce'den kalktım geldim. 4 yıldır da Düzce'den kalkıp geliyoruz. Siz? Geçen yıl Tuzla'da vardınız o zaman. Vardım. Otodrom muydu orası? Otodromdu. Buradan ben Oğuzhan Çelik. Oğuzhan Çelik. Mercedes'i temsil ediyorsunuz herhalde. Aynen. Burada. Modelimizin adı ne? Modelimizin adı EQB. GLB'nin elektrikli. Bir tur daha. Şöyle bir ekrana falan alayım ben. Nasıldı? Kısa mesafe ama yapacak bir şey yok. İlk başlangıç için. Onu bilinçli olarak yapıyorlar. Çünkü araçlar torku çok yüksek olduğu için. Geçen sene çok kazalar oldu. Yani geçen sene bir iki tane oldu. O yüzden bilinçli olarak yaptığımız bir uygulama bu. Şeyli sistem. 30 km hızında ve hızını, çok viraj bilinçli olarak yapılıyor. Şuna bastığınız zaman park moduna alacak kendiliğinden. Tamamdır. Şu an el freni çekip. Aynen. Şu an araba duruyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. 4. elektrikli ve hibrit sürüş haftasında kimle beraberiz şu an? Estağfurullah. Buyur. YouTube kanalınızın ismi neydi acaba? Elektrofizikçi. Elektrofizikçi. 4.sü düzenlenen elektrikli ve hibrit araç sürüş haftasındayız. Mercedes aracımızın içindeyiz. Fren havasını tek ayakla kullanmaya çalışın. Sadece sağ ayağınızla frene ve gaza aynı ayakla. Aynen bu şekilde basıyoruz. Şu an sürüş hazır. Burada bizim vitesimiz var. Şu an park moduna basmanıza gerek yok. Aşağı indirdiğinizde şu an drive modunda ileri gider. Yukarı çektiğimizde geri gider. Şu an R'de. Şu an geriye doğru alabiliriz aracı. Frenden ayağınızı kaldırdığınızda saatte 7 km ile gidecek. Evet. Test sürücümüzün adı nedir acaba? Yasemin Sever. Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha önce araç sürmüş müydün, elektrikli araç? Sürdüm. Sürdün. Ne kullanmıştın mesela? BMW i4 kullandım. Burada mı kullandınız? Burada kullandım. Buranın şu an 4'ündürüm. Tamam. Etkinliğin tadını en çok çıkaranlardan birisin o zaman. Olabilir. Daha öncesinde, buradan öncesinde var mıydı? Buradan öncesinde hibrit kullanmıştım. Honda'nın bir tane modelini kullanmıştım. Aynısı. Evet. O zaman satın almayı düşünüyor muyuz? O kadar kullandıktan sonra elektrikli araçlar hakkındaki fikrin nedir? Vallahi düşünce? Şöyle söyleyeyim, açık konuşacağım. Petrol head dedikleri var ya. Ben o gruptayım. O yüzden biraz zor gibi. Araç hakkında bilgi alalım mı biraz? Tamamdır. Aracımız EQB 250 Plus modeli. Bu modelde 508 km fabrika çıkışı bize menzil sunuyor ama tabii ki klimaları açtığımızda, radyoyu çalıştırdığımızda bu mesafe düşüyor. Şehir içinde daha çok 490-500 km'lere kadar kullanılabiliyor. Ama uzun yollarda bu biraz daha düşecek tabii. Araç kendi kendini şarj edebildiği için dur kalklarda şehir içinde biraz daha avantajlıyız. Rejeneratif freni de buradaki kulakçıklardan drive modundayken şurada görebilirsiniz. Artı. Sola bastığınızda normal, bir daha basın. Şu anda eksi. Şu anda gazdan ayağınızı çektiğinizde araç kendisi akar. Yani fren yapmaz, rejeneratif fren yapmaz. Araç kendi kendini şarj etmez. Onu artıya alırsanız devreye mi giriyor? Devreye girdi şu anda. Gazdan ayağınızı çektiğinizde biraz fren yapacak araba. Onun dışında şu anda bu bindiğiniz araç çift motorlu. 4 çeker bir araç ama Türkiye'de satışı yok şu anda. Üretimi durdu. Bu 350'lik modeli şu an bindiğimiz araç. Ama Türkiye'de satışı olan araç 250 Plus modeli. Satış durmasının özel bir nedeni var mı? Çünkü üretimi durdu. Üretimi durdu. Aynen, üretimi durdu. Çip krizlerinden dolayı mı acaba? Çok fazla kriz var dünyada. Evet. İnsanlar geçiyor. Bu araç önden çekişli. Tek motoru var. 3,5 saatte hızlı şarj olabiliyor. 7,5 saatte ev tipi şarjda şarj edebiliyorsunuz. %100. Dediğim gibi tam kapasiteyle de yaklaşık 500 km. Fabrika çıkış verisi 508 km olarak geçiyor. Soldan gireceğiz. Şöyle aracın içini de göstereyim. Bagaj önemli. Mangal filan sığıyor. 500 litre bagajımız var. 497 litre olarak geçiyor.
Koltuklar dik haldeyken, koltuklar yatık haldeyken de yaklaşık 1700 litreden fazla oluyor. Bu araca opsiyonel olarak 2 tane daha fazladan koltuk ekleyebiliyorsunuz. A serisinde bu yok. Aa. Aynen. EQA'da yok, EQB'de bu mevcut. Daha geniş, tavanı daha geniş zaten A'ya göre. A'ya bindiyseniz bilmiyorum bindiniz mi? Yok, bugün ilk aracım benim de. O biraz daha hafif olduğu için biraz daha hızlı hızlanıyor. Onun 0-100'ü 6 saniye. Bunun 0-100'ü 6.2 saniye ama bu 2.5 ton bir araç. O 2.3 ton bir araç. Yani arada ciddi bir fark var. O da hızlanmaya etki ediyor. Ama bu daha geniş ve daha pahalı. Yani fabrika çıkış fiyatı bunun 2.5 milyon. Yani 250 Plus modeli için konuşuyorum. Şu anda güncel olarak 2.5 milyon. Tabii stok sıkıntısı bütün araçlarda olduğu gibi evet. Burada da var. Mercedes'in şu an en uygun elektrikli ne kadar mesela? Aklınızda mı? Bildiğiniz bir fiyat mı? Ya bütün fiyatları bilmiyorum. Sadece tamam. A serisi bundan bir 150-200 bin lira daha ucuz. O 2.5 milyon, o 2.3 milyon civarı. Evet, bu cümleleri yeniden söyleyelim. Şimdi kamera yeniden başladım. Pis çok kısa Berkan Bey. Evet, pis çok kısa. Beğenmedim. Yani imkanlar bu şekilde biliyoruz ama bunu bir öneri olarak, gerçi siz de biliyorsunuz bunu. Kendisiyle de konuştuk biz zaten de. Güvenlik nedenlerinden dolayı biraz böyle. Herkesin elektrikli araç tecrübesi olmadığı için mecburiyetten evet, ama evet, ileriye evet. Doğru biraz daha bir 20 metre daha 30 metre daha uzama ihtimali var. Bunu İnşallah. Değerlendirelim. İnşallah. Seneye belki daha da uzamış bir şekilde İnşallah ortaya çıkar. Ya da düz şöyle bir 100-150 metrelik bir parkur olsa dümdüz. Hı-hı. İnsanlar en azından hızlanmayı görse ne hissettiğini anlaması lazım. Evet, onu hissedemedim. Onu elektrikli aracı diğerlerinden ayıran o kalkış anındaki tork zaten. Aynen öyle. Onu göremedik Berkan Bey. Bunu ya bir daha öne... çok marka gelebilirdi. Yine önceki yıla göre çok daha iyi. Hani daha önce dediğim gibi ben 2'ye geldim, 3'e geldim. Bu 4'üncüye geliyorum. Yani ciddi bir artış var, ciddi bir büyüme var. Geçen seneyi daha da... Geçen sene bizim aracımıza vurmuşlar. Vallahi geçmiş olsun. Arkadaşım onu söyledi. Gelmişti, ben başka bir yerdeydim, gelememiştim. İki büyük marka daha gelecekmiş, şimdi isim vermiyor ama onlar da şey, araç yokmuş ellerinde, ondan gelememişler. Öyle mi? Hı. Hadi geçmiş olsun, teşekkür ederiz. Şuraya bastığımızda park modunu açarız. Destek... Bu kadar. Bu kadar. İzinleriniz için hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 4. elektrikli ve hibrit araç sürüş haftasında şu an MP aracımızın içindeyiz. Aracımızı bize kim anlatacak? Kim tanıtıyor? Ben tanıtıyorum. Evet. Aracımızın... Yavaş gidelim, hemen bitmesin yol. Çok kısa ya. Bitiyor hemen. Aracımızın 435 km menzili var. Seni de tanıyalım ya. Benim adım Ömer. MC araçlarıyla ilgileniyoruz. Aracımızın 435 km menzili var. Ondan sonra 150 kW motoru var. Yani bu da 200 beygire tekabül ediyor. 450 litre bagaj hacmimiz var. Güzel. Aracın rahat. Bu taraflar sert plastik. Ön tarafımız yumuşak plastik şeklinde. Başka bir sorunuz var mıdır? Yok, sen şu an aklıma gelmedi. Sürede hemen bitti. 250 tok var araçta. Evet. Onu da belirtmiş olayım. Şu an MG'yi hani sosyal medyadan MG4'ü denedik. Sosyal medyada çok görüyoruz. Satışları da iyi mi o şekilde? Nasıl durumlar? Satışlar hakkında onu bayilikle görüşebiliriz. He, olmadı. Arkadaşlar aracımızın şu şekilde iki tane ekranı var, biri orada, biri burada, biri sosyal medya, bir multimedya tasarımı. Evet, gayet sade bir tasarımı var. Thank you.
isimlerle tanışıyorum. Eren, sürücümüz Eren, hoş geldin etkinliğe. Merhaba. Kaçıncı aracı deniyorsun bugün? Şu an üçüncü oldu. Üçüncü, neleri denedin? Toyota denedim. Evet. Bir de Lexus denedim. Lexus denedin, Toyota denedin. Evet. Şu an hangi aracın içindeyiz? i4. i4. Araç hakkında bilgi alabiliyoruz mu senden? Bilgilerin var mı? Sadece eşlik mi diyorsun? Bilgilerim var. Şu şekilde aracı. Evet, dinleyelim seni de. İsim neydi? İsmail. İsmail. Teşekkür ederiz beni davet ettiğiniz fiyatı için. Fiyatı 3,5 milyon TL. Aracın %100 şarjıyla maksimum alabileceği kilometre menzili yani 589 kilometre. Aracımızda başka ne özellikler? Aslında buradaki iç dizaynında veya medyadaki çoğu şey 3 serisiyle aynı, hatta 4 serisinin direkt aynısı diyebilirim. Tek artı özelliği şu direksiyondaki ısıtma. Başka bir özellik yok ekstra. Direksiyonda ısıtma var. Aynen, %100 elektrikli araç. Başka ilginç bir şeyler var mı, özellikler, yani, fonksiyon? Fonksiyon klasik BMW'lerin iç dizaynındaki, onlara bahsetmeyeceğim. Yani şey özelliklerine bahsedeyim. 2 ton galiba. 2 ton 185 kilo falan. Başka beygiri neydi, beygiri unuttum. 500. i4 mü dediydik? i4 bu, i4. Tamam, evet. i4'ün özelliklerine merak eden bakabilir. İçi bu şekilde arkadaşlar. Şurada tavanı aydınlatmalarını falan göstereyim size. Abi. Ama bir arabayı yanaştırayım. İçi gayet iyi, sadece birazcık daha dar. Arka taraf birazcık dar. Otururken zorlandım açıkçası. Elektrikli araçlarda bu sıkıntı. Onu çeksene. Orayı çekeyim. Evet, geriye alınca geri görüş kameraysa bunda da var. T'de şu an. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ettim. Nasıl geçiyor Eren gün? Gayet güzel geçiyor. İyi mi etkinlik bu? Faydalı değil mi? Faydalı. İyi, hadi bakalım. Amacına ulaşıyorsa etkinlik çok güzel. Ben ta Düzce'den geldim. Sen nereden geldin mesela? Ben İstanbul Bağcılar'dan geldim. Bağcılar'dan geldin. Yürüyerek gelmişsinler, yakın yani. Evet, şöyle geldim. Peki ne düşünüyorsun? Elektrikli araç alınır mı? Alır mısın? Bizde hibrit var zaten. Ben onun için geldim zaten. Hibrit arabalara baktım işte. Elektriklere baktım. Yani ama şöyle, bana kalırsa elektrikler şu an biraz menzilden ötürü yetersiz gibime geliyor yani. Hala bir ön yargım var diyorsun yani. Yani her yerde direkt şarj et. Hibrit daha mı iyi? Çoğu kişi hibrit daha iyi diyor aslında. Tasarruf için öyle tabii. Evet. Oğlum teşekkür ettim herkese. Herkese iyi eğlenceler. Tamam. Evet, test sürücümüz nereden geldi? İsim neydi? Beykoz'dan geldi. Beykoz'dan geldi. Bugün kaçıncı aracı test ediyoruz? İki. Bir önceki neydi? Suzuki Vitara'ydı. Vitara'ydı. Bu ikinci aracımız. Evet. Şu an hangi aracın içindeyiz ve kimle müşerref oluyoruz? Şu an RX 500H aracın içindeyiz. Lexus'ta. Lexus'tayız. Berkay ben. Memnun oldum Berkay. Çok sağ ol beni davet ettiğiniz için, aldığınız için bence. Nasıl elektrikli araçlar? Sayın test sürücümüz ismini söylemedim ama. Güzel. Çok teşekkür ederiz yani bu testi yaptırdıkları için. Gayet çoluklu bir aracın içerisindeyiz. Evet, aracımız. Hem gösterge panelimiz olsun, hem aracın donanımsal özellikleri olsun gayet şık bir şekilde. Bu etkinliğe ilk defa mı katılıyorsun? Mesela yok. 4 yıldır yapılıyor bu. Burada olarak ilk defa katılıyorum ama araç etkinliklerine Türkiye bazında genellikle katılıyorum. Yani şu an kendi sayım olarak 30-40. Etkinliğim. Elektrikli araçlar hakkında düşünceleriniz nelerdir mesela? Öneriniz, tavsiyeniz, korkularınız? Alır mısınız, almaz mısınız? Kendim olarak alırım elektrikli aracı. Tek şu anki kusurları bildiğim kadarıyla menzilleri. Biraz da bu kullanıcıdan da kaynaklı oldu. Gideceği yolu hesaplayamadığından dolayı ne kadar sürede gidip de yolda kalma imkanları, şarj istasyonlarının bazen çalışır durumda olup da çalışmama sıkıntıları. Evet. Bu nedenden dolayı birkaç, yani Bursa tamamen kullanıcı bazlı olarak da ama İstanbul'da Türkiye genelinde yakın mesafede çok büyük tasarruflarının olduğunu biliyorum. Evet, aynen öyle. Hani sık araç kullanan biriyseniz elektrikli araçlar her zaman daha tasarruflu. Günlük daha ekonomik. Araç kullanıyorum zaten. Aracın üzerindeyiz. Yakıt tarafından 10 kata, 20 kata kadar şeyi var. Farkı var. Evet. Onu biliyorum. Mesela şey olarak da Dacia'nın Spring modelini geçen gün test ettiler. Ortalama 100 kilometre, 100 kilometre değil mi, 10 lirayla gidiyorsunuz. Aynen öyle. Oldu. Çok teşekkür ettim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler.
Teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Ufak bir çekim yapacağım ama mahsur var mı? Etkinliği çekiyoruz. Onlar sağ olsunlar müsaade ediyorlar genelde. Siz misafir olduğunuz için. Size sor. Evet, test sürücümüzün adı nedir mahsuru yoksa? Bora Öney. Bora Bey, hoş geldiniz etkinliğe. Nasıl buldunuz etkinliği? Daha önceki yıllara katılmış mıydınız? Hayır, Instagram'da gördüm bunu. Evet. Çok beğendim. Yani aracımı elektrikli bir araçla değiştirmek istiyorum aslında. Siz gelmeden önce ben de beyefendiye onu soruyordum. Elektrikli mi, hibrit mi, benzin mi diye. Onu sohbet ediyordum. Sonuna yetiştim ben de. Sık araç kullanıyorsanız, yakıt maliyeti fazlaysa elektrikler kesinlikle faydalı. Biz de şimdi ona bağladık. Yani o aklın yolu bir çünkü. Gerçekten öyle ama garaj arabası alıyorsanız çok makul değil. İlk yatırım maliyeti elektrikli araçların biraz daha fazla. Ama yakıt çok tüketim yapıyorsanız, çok ulaşım ihtiyacınız varsa elektrikler her zaman daha avantajlı. Şu an firma adına kimle beraberiz? İsmim Serhat. Serhat Bey, teşekkür ederim size de tekrardan. Şu an hangi aracın içindeyiz? Hangi model ve özellikleri hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Astral E'nin içindeyiz. Hibrit versiyonundayız. 1.2 benzinli 130 beygirlik bir motora sahip. Artı bunu da 68 beygirlik bir elektrikli motorla destekliyor. Yani toplamda aslında 200 beygirlik bir aracın içindeyiz. Ortalama yakıt tüketimi 4.8 litre olan bir araç. 0-100 km hızlanması 8.4 saniye. Hem yakıt tüketimi hem de performans olarak gayet uygun ve başarılı bir araç. Evet, içi de bayağı ferahmış. Yani ben de birkaç araca bindim, sağ olsun kabul ettiler böyle sizin gibi. İçte ferah, güzel. Hibritlerde kaça kadar, hangi hıza kadar elektrik desteği sağlanıyor? Ya bu araç 120 km hıza kadar zaten elektrikli motorun her daim devrede. Kullanım durumunuza göre değişkenlik gösteriyor benzinli motorun devreye girip girmemesi. Hani onu kullanıcı ayarlayabiliyor mu? Hayır. Araç zaten bunu çıkarken en optimum şartta kendisi ayarlıyor. Çünkü modelden modele değişiyor herhalde. Ben 50 olan da duydum sanki, 70 olan da duydum, evet, da olabilir mi? Evet, markaların kullandığı teknolojiye göre değişkenlik gösteriyor motor yapılarına göre. Evet. Biz bu şekilde paralel bir şekilde girebiliriz. Yeni çıkan Megane da burada herhalde ilk defa. Evet. Hani burada bu şekilde kalabiliriz. Ben çok teşekkür ettim ikinize de. Evet. Çok sağ olun. Evet, firma adına kimle beraberiz? Abicim, isminiz neydi? Benim ismim Berkay. Biz araç, yeni bir araç, bilgi verme şansınız yani var mı? Elektrikli otomobiller hepimiz için artık yeni sayılır. Evet. Ama bu araçla ilgili konuşacak olursak Megane E-Tech bir crossover çizgisinde, böyle sedanla bir SUV'nin karışımı gibi bir dizaynı var. 220 beygir gücünde. 0'dan 100 kilometre hızlanması 7 saniye. Gayet başarılı bir esasında süre. Çok kuvvetli bir otomobil. Menzili 440 kilometre civarı. Tabii bu kullanıma göre değişebiliyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi kısa sürede şarj olabilme özelliği. Kuracağınız bir wallbox'la 22 kW'ye kadar 3 saatte çok şey yapabiliyorsunuz, güzel şarj edebiliyorsunuz. Benim için böyle güçlü bir otomobili yolda tutabilecek en büyük özelliklerden biri de arka süspansiyon sisteminin bağımsız olması. Bu da hem sürüş konforu hem de yol emniyetiyle ilgili, sürüş emniyetiyle ilgili arabaya önemli özellikler veriyor. Onun dışında zaten Renault'da birçok diğer otomobillerde olduğu gibi işte otonom sistemleri, şerit takip vesaire gibi şeyler Avustral'da olduğu gibi, belki diğer markalarda da olduğu gibi bunda da mevcut. Şu an bunun satış fiyatını duydunuz mu? Bilginiz var mı? Fiyatlarıyla ilgili çok bilgim yok. Anladım. Ama galiba 1.650-1.700 civarında. Siz sürecek misiniz? Yok, ben sürmeyeceğim. Tamam, o zaman bitti. Şöyle bir yerde paralel olarak yanaşırsanız. İnce detaylar var burada. Arka taraftaki ışıklar kapasitif özellikli, sensörlü. Eliniz değiyor, açılıyor. Bu da bir detay. Benim kaydım yok, onun için ben sürmeyeceğim. Eşlik ediyorum sadece. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. İkinize de çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi etkinlikler. Görüşmeler diliyorum. Sağ olun. Boya.
Ha şimdi yapıyor. Değil mi? Sırdan böyle bel bölümüne yapıyor. Evet. Ha, yorul. Nasıl başlıyoruz? Araba bakayım. Başlamış. Tamam başlayalım. Seviyeyi kendi otomatik mi ayarladı, sen mi düşürdün seni? O kendi otomatik ayarlıyor. Neye göre ayarlıyor? Bak Megane'deki özellik, şeydeki RX500'deki özellik bunda da var. Karşıdaki gösterge. Çıkalım abi. Bir yansıma özelliği var mı, ona bakacaktın sen sanki. Ekrana var, yansıttın. Ve sen... ekranda. He. Ben burada görebiliyorum. Bu kameranda da görünüyor. Abi çıkalım. Evet, şu an BMW'nin hangi modelin içindeyiz İsmail? iX. iX'deyiz. Bir önceki bindiğimde dar demiştim arkası. Bu bayağı bir geniş, bu ferah. Ondan sonra bu güzel, daha iyi ondan sonra. O tavan komple cam. Evet. Evet arkadaşlar. Tavan. Şu an kapalı. Arka şu an gayet ferah. Arka bagaj koltuk olabiliyor mu? Bazılarının koltuk çıkıyor ya. Öyle bir şey yok değil mi? Uf, sese bak. Bundan mı çıktı? He. Bilinçli bir ses mi ki? Motorun mu sesi? Uzay aracı, ışın kılıcı açılıyormuş gibi değil mi? Çünkü bekleyenler çok var. Uf, beni... Vallahi kendimi Hakkı Alkan gibi hissettim, yapıştım koltuğa. Koltuk tasarımı. Yes, Type-C. Allah Allah. Bu aracın ben deminki Lexus yorumundan vazgeçtim. Bu aracın eline su dökebilecek burada. Kolay kolay devam ediyoruz. Çakalım. Sürmak yok abi, devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ben de bir önceki BMW söylemlerimi geri alıyorum. Vallahi duvara yapışan çiğ köfte gibi yapıştım arka kolda. Hayır değilim. Ajans sanırım. BMW'den kim var? Şu an buradalar. Birazdan gelirler abi.